Merhaba, Altınbaş Üniversitesi Çarşamba Buluşmalarında bu hafta sağlık söyleşisiyle karşınızdayız. Altınbaş Üniversitesi Periyodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri olarak ben Başak Bıyıkoğlu ve öğretim üyesi arkadaşlarım Doktor İlknur Özenci ve Doktor Mehmet Selim Yıldız ile birlikte bu hafta COVID-19, sistemik sağlık ve periyodontal hastalıklar arasındaki ilişkileri ve hayatımızdaki değişimleri konuşacağız. Çok kısaca ben periyodontolojinin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Periyodontoloji çok genel, çok kaba anlamıyla diş eti hastalıkları ve onun cerrahisi ve tedavileriyle ilgilenen bir bilim dalı. Diş eti hastalığı dediğimizde aslında toplumun çok büyük bir kısmında gözlemlediğimiz ve uzun vadede dişlerin kaybı ile sonuçlanabilen, çok sık görülen, toplumda yüzdesi en yüksek olan enfeksiyon hastalıklarından bir tanesi. Dişler üzerinde plak dediğimiz mikrop tabakasının birikimi ile önce basit diş eti kanaması gibi belirtilerle başlayıp daha sonra kişilerin gerekli tedavileri görmediği ya da bu bir takım belirtileri göz ardı ettiği durumlarda dişlerin etrafındaki kemiklerin kaybı, erimesiyle karakterize olup ilerleyen dönemlerde dişlerin sallanması ve daha da ilerleyen yaşlarda dişlerin kaybına gidebilen bir takım diş eti hastalıkları. Biz bunların tedavilerini klinikte cerrahi olan yöntemlerle ya da cerrahi olmayan yöntemlerle gerçekleştiriyoruz. Periyodontoloji ile ilgili ilerleyen dakikalarda daha çok konuşacağız. Biliyoruz ki bizim şu anda aslında gündemimizde COVID-19 yerleşmiş durumda. İlk olarak 2019'un son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. O dönemlerde bizler için çok uzak diyarlarda yaşanan uzak bir hastalıktı. Ama daha sonra Şubat ayında ilk vakalar Avrupa'da görülmeye başladı ve bir dönem İtalya pandeminin merkezi haline gelmişti. Hatta bizler de o dönemde İtalya'da bir kongreden henüz dönmüştük. Daha sonra Mart ayında ülkemizde ilk vakanın gözlenmesiyle birlikte çok hepimizin hayatında çok derinden değişiklikler meydana gelmiş oldu. Bizler öğretim üyeleri olarak hem öğrencilerimizle yaptığımız eğitim kısmında bu işten çok etkilenmiş olduk. Hem de klinisyen olarak klinik çalışmalarımız oldukça yoğun bir şekilde etkilendi. İlk dönemlerde, ilk aylarda sadece acil tedavileri gerçekleştirdik ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda çalışmaya başladık. Şimdi ise daha rutin tedavileri de yapıyoruz ama aldığımız bir takım önlemler var. Ben hemen İlknur Hoca'ya sözü vermek istiyorum. Bizim yaptığımız diş tedavileriyle ilgili hayatımızda neler değişti, ne gibi önlemler alıyoruz, diş hekimine gitmek güvenli mi, değil mi? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi hocam sizden rica edeceğim. Tabii. Öncelikle merhabalar herkese. Biliyoruz ki geçtiğimiz bir sene içerisinde COVID-19 pandemisi ortaya çıktıktan sonra fazla sayıda hastamızın diş tedavilerine ara verdiği görülüyor. Bu dünyada da böyle, ülkemizde de böyle. Sizin de dediğiniz gibi özellikle pandeminin başında sadece acil tedavilerin yapılması, acil olmayan tedavilerin ertelenmesi, hastalarımızın rutin devam eden tedavilerini sekteye uğrattı. Ancak bu kısa bir dönem sadece böyle devam etti. Haziran başından itibaren Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin tavsiyeleri doğrultusunda ve yurt dışındaki organizasyonların da hazırlamış olduğu kılavuz var ve alınması gereken tedbirler kapsamında biz hastalarımıza tedavilerini yapmaya tekrar başlayabildik. Ama üstünden bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala tedavisine devam etmekte çekince duyan hastalarımız var. Öncelikle kısım çok önemli. Pandemi öncesinde de biz diş hekimliği kliniğinde zaten bu bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri alıyorduk. Çünkü günlük klinik tedavilerimiz sırasında ister teşhis edilmiş olsun, hastaların bize bilgisini vermiş olsun, bazı durumlarda daha tanısı konulmamış durumlarda söz konusu olabilir. Her hasta bir enfeksiyon kaynağı olarak değerlendiriliyor. Ve buna bağlı olarak da günlük rutin, sterilizasyon, dezenfeksiyon, kişisel koruyucu ekipman kullanımı gibi enfeksiyon kontrolüne yönelik önlemler zaten hali hazırda COVID öncesi de alınmaktaydı kliniklerimizde. COVID sonrasında değişen şeyler oldu, ek ilave önlemlerimiz oldu tabii ki. Mesela tek maske değil artık hastalarımızla tedavi sırasında. N95 maskelerin üstünde cerrahi maskeler kullanıyoruz. Belki daha öncesinde sadece suya neden olan aerosol çıkışına sebep olan işlemlerde siperlik kullanırken artık her hastada
siper kullanıyoruz. Genellikle cerrahi işlemler sırasında tek kullanımlık steril önlükler kullanırken artık günlük olarak bütün hastalarımızda bunları kullanıyoruz. Tabii ki bunları sadece kendimizi korumak için yapmıyoruz. Bu önlemleri sadece kendimizi korumak adına almıyoruz. Aynı zamanda kliniğimizde tedavi olan diğer hastaları da korumak adına, bu çapraz enfeksiyonu önlemek adına bütün bu önlemleri alıyoruz. Değişen şeyler, alınan önlemler kapsamında tabii ki hastalara da bir kısım görevler düşüyor. Çünkü bu önlemler hastalar aslında kliniğe gelmeden önce başlıyor. Randevularını alırken hastalar sorulması gereken bazı sorular var. Zaten Rutin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı o 14 basamaklı önlemler kapsamında daha öncesinde riskli bir temas durumu var mı? Kendisini izole etmesini gerektirecek herhangi bir klinik bulgusu var mı hastanın kendisinde hissettiği? Bunlar önemli. Hastaların bizi doğru bilgilendirmesi de önemli bu konuda. Hastalarımız kliniğimize, hastanemize geldiği zaman zaten HES kodlarıyla alınıyorlar içeri. Dolayısıyla herhangi bir riskli temaslı durum varsa orada da ortaya çıkıyor. Ateş ölçümleri yapılıyor hastalarımızın. Sonrasında zaten maskeyle geliyorlar kliniğimize kadar. Tabii ki o noktadan sonra herkesin maske takın diye önemli noktada biz hastalarımıza maskelerini çıkarmalarını istiyoruz. Bu noktada da aldığımız bu önlemler devreye giriyor zaten. Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda hasta aralarındaki süreler uzatıldı. Çok sıkışık aralıklarla randevular yazılmıyor. Havalandırma sistemlerinin, kliniklerin belli standartlara oturtulması istendi. Bu önemli. Dolayısıyla her hasta arasında kliniğin düzenli olarak havalandırılması ve temiz hava girişi sağlanması gerekiyor. Bu şekilde kendimizi ve hastalarımızı enfeksiyondan korumak adına aldığımız önlemler var. Ve bu önlemler çok da etkili. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre diş tedavisi sırasında bulaştığı tespit edilen herhangi bir vaka söz konusu değil. Bu da bu enfeksiyondan korunma yöntemlerinin ne kadar etkili ve önemli olduğunu gösteriyor. Gene İtalya'da bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar var. Diş hekimlerinin ve diş kliniklerinde hizmet veren sağlık personellerinin COVID'e yakalanma oranları genel popülasyonla karşılaştırıldığında genel popülasyona karşı çok daha düşük sayıda olduğu tespit edilmiş. Bunların hepsi bu enfeksiyondan korunma yöntemlerinin ne kadar önemli ve etkili olduğunu bize şu an için gösteriyor zaten bilimsel verilerde. Haklısınız hocam. Tabii ilk karşılaştığımızda COVID'le çok da fazla hastalıkla ilgili bilgimiz yoktu ve hastalığın özellikle damlacık enfeksiyonu ile bulaştığını biliyorduk ve bizim yaptığımız bütün işlemlerde su yoğun bir şekilde kullanıldığı için damlacık enfeksiyonlarının da yoğun olduğunu biliyoruz. Tabii ki bu yüzden ilk başta neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmediğimiz için işlemlerimiz sadece acil tedavilerle sınırlandırılmıştı. Ama İknur Hocam'ın da vurguladığı gibi bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar yoğunlaştıkça aslında bunun bu kadar korkulacak bir durum olmadığı ama koruyucu önlemlerin çok belirtildiği şekilde ciddi bir şekilde alınması gerektiğini biliyoruz ve biz de bu koşullarda tabii tedavilerimizi gerçekleştirmeye başladık. Eskiden biz hastalarımızı koltuğa aldığımızda sadece bizde maske varken artık karşı karşıya oturan iki maskeli birey görüyorsunuz. Hasta bile tereddüt ediyor, indirecek miyim maskemi şimdi diye, bizden onay aldıktan sonra çıkarıyor. Yine İknur Hocam'ın belirttiği gibi enfeksiyon kontrolü bizim diş hekimliği eğitimimizde çok büyük yer almakta ve buna dair derslerimiz çok yoğun bir şekilde öğrencilerimize verilmekte. Bizim için zaten her hasta potansiyel taşıyıcı olarak düşünülüp önlemler buna göre alınırdı ama biz tabii önlemlerimizi neredeyse iki kat artırmış durumdayız. Hocam peki daha da spesifik olarak düşünürsek bizler periyodontoloji doktorları olarak periyodontal hastalık ve COVID arasında herhangi bir ilişki olduğunu belirten herhangi bir çalışma var mı? Ya da bizim tedavilerimizle COVID'in tedavisi arasında bir ilişkiyi bildiren herhangi bir veri, bilgi elimizde var mı?
Çok yakın zamanda sonuçları bize ulaştırılan bir çalışma var bu konuyla ilgili. Katar merkezli yapılan bir çalışma. Katarlı, Kanadalı ve İspanyol bilim insanlarının sunduğu sonuçlarla periodontal hastalığa sahip, yani yumuşak ve sert dokusunda yıkıma sahip olan orta ve ileri şiddette hastalarda COVID semptomlarının nasıl etkilendiği gözlenmiş. Katar'daki bir ulusal veri sistemi kullanılmış bunun için. Bu veri sisteminin içerisinde hem hastaların sistemik durumları, COVID pozitif olan hastaların bütün medikal bilgileri, hem de daha öncesinden temin edilmiş olan, zaten hali hazırda o veri tabanında bulunan diş röntgenleri kullanılarak bir çalışma yapılmış. Ve bu çalışmanın sonucunda gösteriyorlar ki araştırmacılar, diş eti hastalığına sahip, şiddetli diş eti, orta ve ileri şiddetli diş eti hastalığına sahip bireylerde COVID-19'a bağlı komplikasyonların ciddiyetinde daha artış olduğu, hatta ölüm oranlarında 9'a yaklaşık bir daha 9 kat daha fazla bulunduğu, yoğun bakım ihtiyacının yaklaşık 4,5 kat daha fazla olduğu, solunum desteği ihtiyacının ise neredeyse 3,5 kata yakın daha fazla olduğu bulunmuş. Aynı zamanda diş eti hastalığına sahip bireylerde sistemik iltihabi göstergelerinde daha yüksek olduğu bulunmuş. Dolayısıyla bu çalışmanın sonucu diş eti hastalığıyla COVID-19 enfeksiyonu arasındaki bu sistemik durumun etkilendiğini gösteren sonuçlar. Araştırmacılar aynı zamanda bu sonuçların neye dayanarak bu şekilde çıkabileceği hakkında da bize bir fikir veriyor. COVID-19 biliyoruz ki sistemik bir enfeksiyona neden oluyor. Sistemik iltihabi bir reaksiyona, şiddetli bir reaksiyona neden oluyor. Bu reaksiyon aynı zamanda diş eti iltihabıyla beraber daha şiddetli hale gelebileceğini ve bu birleşik etkinin vücutta daha zararlı etkilere yol açabileceği şeklinde yorumlanmış. Diğer bir açıklamada bu sonuçlarla ilgili neden böyle olduğu ile ilgili. Biliyoruz ki diş eti ağız içerisinde sağlıklı durumda bile çok sayıda bakteri mevcut. Hastalık durumuna geçildiği zaman bu bakterilerin hem sayısı hem de türü değişiyor. Artık daha fazla hastalık yapıcı, daha zararlı bakteriler orada bulunmaya başlıyor. Ve bu hastalık yapıcı zararlı bakteriler doğrudan akciğerlere inebileceği söyleniyor. COVID-19 enfeksiyonu sırasında zaten akciğerlerde hali hazırda virüsten kaynaklanan bir enfeksiyon söz konusu. Ve bu bakteri ve virüs birleşiminin bir süper enfeksiyona neden olabileceği ve böylelikle o dokularda daha fazla hasara ve iltihabın daha da şiddetlenmesine neden olabileceği şeklinde yorumlanmış bu sonuçlar. Tabii ki bilimsel olarak çok daha kesin şeyler söyleyebilmek adına daha uzun süreli, daha fazla hasta sayısıyla yapılmış, daha farklı merkezlerde yapılmış çalışmalara ihtiyaç var. Ama pandemi başlamasından itibaren geçen şu bir yıllık süre içerisinde böyle bir veri alınmış olması da en azından bundan sonra ağız sağlığına, ağız hijyenine de ne kadar önem verilmesi gerektiği hakkında bize bir ipucu oluyor ve dikkat etmemiz gereken şeylerin başında yer aldığı hakkında bir fikir sahibi olmamıza yaradı. Haklısınız. Aslında biz zaten diş eti hastalıklarıyla diğer bütün hastalıklar arasında ilişkinin kuvvetli olduğunu biliyorduk. Bugün yine ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama COVID ile ilgili elde edilen bu veriler de bu ilişkinin bizim düşündüğümüzden daha da kuvvetli olduğunu göstermekte. Peki Selim Hocam, size yöneltmek istiyorum. Günlük ağız bakım alışkanlıklarımızda, çünkü söyledik diş eti hastalıkları, evet, öyle. Dişler üzerinde özellikle plak birikimi, mikrop tabakasının birikimiyle karakterize olan hastalıklar ve tabii ki bizim bu mikrop tabakasını diş yüzeyinden düzenli olarak uzaklaştırmamız çok önemli. Biz bunu zaten rutinde nasıl yapılması gerektiğini hastalarımıza anlatıyoruz. Ama bunun dışında bu dönemde özel olarak dikkat etmemiz gereken herhangi bir durum söz konusu mu? Bize yine hastalarımızın en çok yönelttiği sorulardan bir tanesi, gargaraların kullanımının bu dönemde ek bir fayda sağlayıp sağlamayacağı yönünde. Bu konuyla ilgili sizin
araştırmalarınız olduğunu da biliyorum. Bu evet, bilgilerinizi hocam. Bize aktarır mısınız? Teşekkür ederim sorunuz için. Günümüz popülasyonunda özellikle ülkemizde gözlemlediğimiz temel problemlerden birisi, özellikle pandemi sürecinde insanların ellerini sıklıkla yıkadıkları ve bol bol cilt dezenfektanları kullandıklarını görüyoruz. Ancak ağızdaki bulunan mikroorganizmalar vücuttaki diğer organlara ya da diğer boşluklara kıyas ettiğimiz zaman daha yüksek oranda bulunmakta. Ve bu sebeple de her zaman eskiden öneriyor olduğumuz gibi günde 2 ya da 3 kere diş etinden dişe doğru uygun bir fırçalamayla mekanik olarak plağın uzaklaştırılması bizim için elzem. Çünkü plak sadece bakteriler için değil, virüsler için de tutunabilecekleri bir yüzey anlamına geliyor bizim için. Ve eğer bunu rutin bir şekilde ve düzenli bir şekilde uzaklaştıramazsak yeni özür dilerim, tutunma alanları oluşturduğumuz için de mevcut oluşabilecek herhangi bir COVID enfeksiyonu esnasında bu hastalığın daha uzun kalabilmesine sebep olmaktadır. Gargaralarla ilgili sorunuza gelecek olursak, ağız gargaraları temel olarak kimyasal bir plak kontrol yöntemi olarak adlandırabiliriz. Kimyasal plak kontrol yöntemlerini biz rutin klinik uygulamalarda fiziksel olarak engeli bulunan mental retarde ya da fiziksel engelli bireylerde kullanıyorduk önceden ve hala bu şekilde kullanıyoruz. Bunun dışında biz kimyasal gargaraları ya da antiplak gargaraları biz nerede kullanıyoruz? Periyodontal cerrahi veya oral cerrahi yaptığımız bireylere yapılan cerrahi işlem sonrasında bakteri tutunumunu ve ağızdaki yüzey akümülasyonlarını azaltmak amacıyla gargaraları kullanıyoruz. Antimikrobiyal gargaraları sınıfladığımız zaman genel olarak plağı azaltan ya da önleyen ajanlar ya da işte en basit diş eti hastalığı dediğimiz anti-gingivitis ajanları gibi sınıfları ayırabiliriz. Bu amaçla günümüzde piyasada sıklıkla binde 12'lik ya da %2'lik kloreksidin gargaralar kullanılmaktadır. Ya da povidon iodin çözeltileri kullanılabilmektedir. Ve bazı durumlarda da %1'lik ya da %3'lük hidrojen peroksit, yani toplum genelinde bilinen ismiyle oksijenli suyla gargaralar önerilebilmektedir. Son yıllarda rutine binmeye başlayan setil piridinyum klorit içerikli gargaralar COVID döneminde yapılan çalışmalarda biraz ön plana çıkmaktadır. Bu günlük ağız sularından bahsediyoruz, evet, değil mi hocam? Evet, günlük ağız suları. Işte, daha anlaşılabilir olması adına söylüyorum. Birazdan onlardan da bahsedeceğim hocam. Özellikle Listerin gibi bilinen, şu an marka veriyorum ama gargaraların marketlerde bulunan ağız suları derseniz çok anlaşılır ya da eczanelerde görmüş olduğumuz ağız sularının bazılarının yararlı olduğu ortaya çıkmış. Ona birazdan değineceğim. Ve bugün pandemi şartlarında ağız gargaralarını rutin bir ağız bakımının bir parçası olarak kullanmamız doğru mudur değil midir? Akla gelen soru bu aslında. Yapılan çalışmalarda kullanılan ağız gargaralarının ya da ağız çalkalama sularının virüsün zarf yapısı, yani dış yapısının mekanizmasına bağlı olduğu ortaya koyulmuş ve şu anda mevcut gündemdeki SARS-CoV-2 virüsünün yüksek bir lipid, yani yüksek bir yağ zarfına sahip olduğu ortaya çıkıyor. Ve rutin kullanılan kloreksidin gargaraların yapılan çalışmalarda bunun üzerinde bir etkisi olmadığını ortaya koyuyorlar. Yapılan diğer bir çalışmada metal, plastik gibi yüzeyler üzerinde kloreksidin, bahsettiğimiz oksijenli su, setil piridinyum klorit gibi dezenfektanlar kullanılıyor ve 1 ila 5 dakika arasındaki etkinlikleri değerlendiriliyor. Ve bunun sonucunda setil piridinyum kloridin etkili olduğunu gözlemleyebiliyorlar. Kloreksidin ve oksijenli su yine bu çalışmada etkili olmadığı ortaya koyuluyor. Ama son dönemde Cardiff Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma aslında bizim için umut verici bir çalışma.
henüz bir hakemli dergide yayın olmamasına rağmen üniversitenin yayınladığı ilk verilere göre %23'lük etanol ve etil özür dilerim etil lauryl arginat içerikli olan Listerin Advanced isimli ağız çalkalama suyunun yararlı olduğu ve SARS-CoV-2 virüsünü elimine etmekte faydalı olduğu. Ayrıca diğer bir grup olan setilpiridinyum klorit içerikli normal ağız çalkalama sularının da virüs yükünü azalttığını tespit ediyorlar. Ancak bu tespit sadece klinik ortamda oluşturulmuş olan burun, ağız ve yutak benzeri bir yapı içerisinde gözleniyor ve 30 saniye boyunca bunu uyguluyorlar. Buradaki önemli husus bence bu. Ama yapılan bu çalışmayı da geniş vadeli ve işte ileriye dönük bir klinik çalışmayla insanlar üzerinde yapılması daha verimli sonuçlar ortaya koyacağını düşünüyorum. Söyleyeceklerim gargara ile ilgili bu kadar. Başarılar. Tabii yani burada tabii en çok vurgulamamız gereken şey evet diş eti hastalıkları bireyleri COVID'e yakalanmalarını kolaylaştırabilir. Dolayısıyla uygun tedavinin alınması çok çok önemli. Ve yine Selim Hocam'ın da belirttiği gibi öncelikle mekanik temizliğin yapılması. Mekanik temizlik dediğimizde bizim kastettiğimiz şey çok basit anlamıyla dişlerin fırçalanması uygun yöntemle ve diş ipi ya da arayüz fırçası gibi araçların kullanılması. Onun yanı sıra anlatılan çalışmaların ışığında bu ağız sularının kullanılması da faydalı olabilir, ek fayda sağlayabilir. Ama bizim olmazsa olmazımız her zaman için tedavinin yapılması ve fırça ve arayüz temizlik araçlarının kullanılmasıdır. Şimdi biz diş eti hastalığı deyince aslında olayı iki taraflı düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hastalığa sebep olan mikrobiyal bir yapı söz konusuyken bir de kişiyi hastalığa yatkın hale getirebilen bağışıklık sisteminin etkisinden mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Bağışıklık sistemi dediğimizde de bağışıklık sistemimizi güçlendirebilecek işte bir sürü gıda ya da bir sürü destek maddeyi biz sürekli olarak hem basında hem sosyal medyada çok maruz kalıyoruz bunlara ve çok fazla bilgi var. Bizde diş eti hastalıkları ile ilgili etkili olabilen bir takım besinler olduğunu biliyoruz. Çok eski yıllardan beri bilinen C vitamini vardı mesela. C vitamini eksikliğinde diş etinde çok ciddi kanamalı tabloların ortaya çıkabildiğini, aslında bir sistemik hastalığın bulgusu olarak ortaya çıkabileceğini biliyorduk. Son yıllarda çok popüler olan ve neredeyse herkesin artık kullandığı D vitamini destekleri söz konusu. Hiçbir zaman doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir desteğin alınmasını biz tabii ki önermiyoruz ama D vitamini eksikliğinin vücutta yara iyileşmesiyle ilgili ya da kemik metabolizmasında bir takım etkileri olduğunu ve bu etkilerinden dolayı da bu gibi desteklerin diş eti sağlığına da ek katkı sağlayabileceğini biliyoruz. Bununla ilgili yapılmış olan tabii ki çok fazla bilimsel araştırma var ama burada hani çok basit anlamıyla daha anlaşılabilir olarak konuşursak beslenmemiz ve bizim besin değeri yüksek gıdalarla besleniyor olmamız bağışıklık sistemimizi güçlendirme adına çok etkilidir. Bağışıklık sisteminden bahsettiğimizde tabii bağışıklık sisteminin kuvvetli olmayışı bizi sadece diş eti hastalıklarına değil bir sürü sistemik hastalığa da yatkın hale getiriyor. Ve bu bakış açısıyla baktığımızda bağışıklık sisteminin olumsuz etkilenmiş olmasının, yetersiz olmasının bizim hem diş eti hastalığına hem sistemik hastalığıyla yatkınlığımızı artırıyorsa bu ikisi arasında da bir ilişki olmasını çok doğal olarak betkiliyoruz. Kaldı ki bu konuyla ilgili de yapılmış olan bir sürü çalışma var ve bunlar içerisinde bizim için en kabul edilebilir, en etkinliği ilişkisi kanıtlanmış olan hastalık diyabet, yani şeker hastalığı. İlknur Hocam bize diyabetle ilgili ve diyabet periyodontal hastalık ilişkileriyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Hocam sizin de dediğiniz gibi diş eti hastalığı ile diyabet ilişkisi çok uzunca bir süredir çalışılıyor ve akademik anlamda, bilimsel anlamda çok fazla veri var bu konuyla ilgili. Diyabet diş eti hastalığı arasında iki yönlü bir ilişki var. Bu ne demek? İkisi de birbirini etkiliyor. Diş eti hastalığına sahip olan bireylerin diyabetik kan şekeri kontrollerinin sağlanması güçleşebiliyor. Ya da diş eti hastalığına sahip bireylerin tip 2 diyabet gelişimine daha açık hale geldiği yapılan çalışmalarla ortaya konulmuş. Aynı zamanda diyabetli bireylerde diş eti hastalığının gelişme
olasılığının 3 kata kadar daha fazla olduğu ortaya konulmuş bu çalışmalarla. Aynı zamanda diş eti tedavileriyle bu diyabetteki kan şekeri kontrolünün daha düzeldiği, hemoglobin A1C seviyelerinde bu yapılacak diş eti tedavileri sonrasında 3 aylık değerlerde ciddi bir düşüş gözlendiği, hatta bu düşüşlerin 6 aya kadar da gözlemlenebildiği çalışmalar elimizde bilimsel anlamda mevcut. Diyabet dediğimizde tip 1 diyabet insüline bağlı, vücudun insülini üretmediği otoimmün bir hastalık olan tip 1 diyabet ve bu insülinin oluşan dirence bağlı olarak hücrelere giremediği tip 2 diyabet söz konusu. Tip 2 diyabetli bireyler genelde orta yaş üzerindeki bireyler ve diş eti hastalığı da ileri yaşlarda daha sık karşımıza çıkan durumlar. Her seferinde belki söyleyeceğiz bütün konularımızda ama hiçbir sistemik hastalık tek başına bir diş eti hastalığı sebebi değil. Bütün diş eti hastalıklarında tek etken sebep o dokularda biriken mikrobiyal dental plak dediğimiz o bakteriyel birikim. Ama bütün sistemik hastalıklar, buna ek olarak lokal faktörler, sigara, stres gibi bunlardan da bahsedeceğiz. Bunların hepsi bu diş eti hastalığının oluşmasında yardımcı faktörler, risk faktörleri olarak görev yapıyorlar. Yani vücuttaki insülin eksikliği tek başına bir diş eti hastalığı oluşması için bir sebep değil. Ama biliyoruz ki diyabette bütün vücutta görülebilecek bazı komplikasyonlar söz konusu. Özellikle düzenli takibi olmayan, kan şekeri düzenli gitmeyen diyabetik bireylerde. Bunlar daha çok damarsal komplikasyonlar. Kalp dokularını, büyük damarları etkileyebildiği gibi işte böbrekleri, gözleri etkileyen mikrovasküler değişimler, komplikasyonlar da gözlenebiliyor. Diğer bir karşımıza çıkan komplikasyon yara iyileşmesinde gecikme ve iltihabi reaksiyonların gözükmesi. Kan şekeri yüksek seyreden diyabetli bireylerde çok spesifik ağız içi bulgularına rastlıyoruz klinik gözlemlerimizde. Özellikle apse oluşumu, iltihaplı diş etleri, dokularda şiddetli kemik kayıpları karşımıza çıkan durumlar. Tabii ki bu durumlar tedavi edilmediği takdirde diş kayıplarına kadar varabiliyor. Aynı zamanda ağız içindeki bu iltihap kan şekerinin de düzensiz seyretmesine sebep oluyor. Daha yüksek kan şekeri değerlerine sebep oluyor. Ayrıca bildiğimiz bir nokta var ki diş eti hastalığı kolayca teşhis edilebilir bir diş hekimi kontrolü sayesinde. Aynı zamanda tedavisi kontrol altına alınması bizim her gün klinikte yaptığımız gibi çok düzenli tedavilerle uygulanabilen. Ama sonrasında da en önemli nokta şu ki bir kere diş eti hastalığına sahip olan bir birey ömür boyu diş eti hastalığına sahip oluyor. Nasıl ki diyabetliyse ömür boyu diş eti hastalığı da o şekilde ömür boyu kontrol altında tutulması gereken bir durum. Dolayısıyla iki hastalığın da kontrol altında tutulması hem genel sağlık hem de ağız sağlığı üzerine çok önemli. Buna önem vermek gerekir. Yeni teşhis konulmuş diyabetli bireylere hekimlerinin mutlaka bir diş hekimi muayenesini önermeleri, ağız kontrolünden geçmeleri gerektiğini söylemeleri gerekir. Aynı zamanda diyabetli bireylerde bu tarz sorunlarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekir. Dediğimiz gibi kontrol altında alınabilir ve tedavi edilebilir bir durum. Sonrasında mutlaka hastalarımızın kontrolümüz altında kalması gerekçesiyle. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Diyabet ile periyodontal hastalık arasındaki ilişkinin çift yönlü olması aslında çok çok etkili. Çünkü biz periyodontal tedavi yapıldıktan sonra da diş eti dokusundaki iyileşmenin yanı sıra diyabetik durumunda olumlu yönde etkilendiğini görüyoruz. Bu bence çok çok önemli. Ve aslında diyabet teşhisi konulmamış olmasına karşın yaptığımız tedaviye cevap vermeyen hastalarımız olabiliyor ya da cerrahi işlemler sonrasında iyileşmeyi gözlemleyemediğimiz hastalar oluyor. Orada hastayı
bir endokrin uzmanına gönderdikten sonra o konsültasyon sonrasında hastanın diyabet teşhisinin konulduğu benim hastalarım oldu açıkçası. Dolayısıyla hem hastaların bu konuda bilinçli olması gerekiyor hem de diş hekimlerimiz de bu kontrolleri yapmakta ve hastanın teşhis edilmesine katkıda bulunmakta oldukça etkililer. Burada eklemek istediğim bir şey var. Biz genel olarak hekimlerinden konsültasyon istiyoruz dediğiniz gibi. Mutlaka hastalarımızda özellikle cerrahi işlemler planlıyorsak hemoglobin A1C değerlerini istiyoruz. Çünkü hemoglobin A1C testi dediğimiz 3 aylık ortalama kan şekeri değerlerini bize veren bir kan testi. Ve burada sağlıklı bir insanda işte tabii ki her laboratuvarda değer aralıkları ufak değişiklikler olabilir ama altının altındaki bireyler sağlıklı bireyler. Diyabet hastalarında genelde bu değerlerin 7'nin altında olmasını istiyor doktorları. Bu değerlerin elimizde olması bizim için de çok önemli. Güncel olarak çok klinikte sıklıkla uyguladığımız ve diş eksikliğini sağlıklı bir şekilde tedavi edebildiğimiz implant tedavilerinde de önemli. Diş etiyle ilgili cerrahi bir işlem planlıyorsak da önemli. Çekim planlıyorsak da önemli. Çünkü bütün bu kan şekeri değerleri yara iyileşmesini etkilediği için bütün yapacağımız işlemleri, cerrahi işlemleri ya da iyileşme gerektiren herhangi bir tedavi direkt etkilemekte. O yüzden hastalarımızın mutlaka doğru bilgilendirmeleri, sistemik durumlarını diş hekimlerine düzgün aktarmaları önemli. İlk muayenede uzun uzun biz bunları soruyoruz hastalarımıza. Bazen hastalarımız ne alaka diyebiliyor bu sistemik durumlarını. Daha konuşacağımız konularda da var. Mutlaka kullandığı ilaçlar, sistemik hastalıkları, geçirdiği operasyonlar bazı durumlarda bütün bunların hepsi bizim işlemlerimizi ve onun başarısını direkt etkileyen durumlar. O yüzden bunu da eklemek istedim. Teşekkür ederiz. Tabii artık tıpta bütüncül yaklaşım söz konusu. Hani eskiden ağız apayrı bir dünya, bütün vücut başka bir dünya gibi algılanıyordu ama tıpta bütün hastalıkların birbirleriyle olan ilişkileri, hatta bu ortak risk faktörlerini paylaşan hastalıkların önlenmesinde bu risk faktörlerinin kontrol altına alınmasının ne kadar önemli olduğunu biz artık biliyoruz ve bu koruyucu hekimlik faaliyetlerinde de ilişkileri mutlaka göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdi diyabette bir insülin hormonu söz konusu. Hormonların da diş eti sağlığına bir takım etkileri var. Özellikle cinsiyet hormonlarına bağlı bir takım özel reseptörler olduğunu biliyoruz diş eti dokusunda ve bunun etkilediğini biliyoruz. Şimdi hormon seviyelerinin ne zaman değiştiğini düşünürsek ilk insan hayatında puberte ile birlikte bu değişimleri gözlemliyoruz. Ve biz genç arkadaşlarımızda o 12-13 yaşlarında puberte ile birlikte aynı seviyede fırçalama yapmalarına karşın diş etlerinde çok artmış bir iltihabi yanıt gözlemliyoruz. Yani kanamayla karakterize olan bir durum gözlemliyoruz. Tabii bunlar o yaşlardayken kontrol altına alınması çok kolay tablolar olarak karşımıza çıkıyor. Daha ilerleyen zamanlarda belki erkeklerde çok fazla hormonal dalgalanma gözlemlemiyoruz ama kadınların hayatında hamilelik dönemi gibi çok özel bir dönem var ve bu dönemde anne adayında işte östrojen ve projesteron seviyelerinin değişmesiyle birlikte diş etinde çok yoğun ikinci aydan itibaren hamileliğin ikinci ayından itibaren çok yoğun bir iltihabi durum gözlemlenebiliyor. Bu yine hani hep vurguladığımız gibi hepimizin öncelikle hasta çok iyi fırçalama yapıyorsa, plak kontrolü gerçekleştirebiliyorsa bu değişimleri minimal olarak gözlemliyoruz. Hastanın plak kontrolünü iyi yapmadığı durumlarda çok abartılı tablolar da karşımıza çıkıyor. Tabi anne adayları bu dönemde çok hassas oluyorlar, çok korkuyorlar, hekim tedavisine gitmekten korkuyorlar. Ama tabi mutlaka ikinci trimester dediğimiz yani üçüncü ve altıncı aylar arasında mutlaka diş hekimi kontrolüne gitmelerinde fayda olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu dönemde biz tedavileri güvenle yapabiliyoruz. Diş eti hastalıkları ile hamilelik arasındaki durumları da biz değerlendirdiğimizde düşük doğum ağırlığı, erken doğum riski gibi durumların söz konusu olduğunu biliyoruz. Ve ağız içerisinde bizim ağız floramızda
birçok bakteri var. Cildimizde olduğu gibi, bağırsakta olduğu gibi ağızda da bir flora söz konusu. Ama hastalık durumunda hocalarımın da belirttikleri gibi zararlı olan bakterilerin sayıca daha fazla arttığını gözlemliyoruz. Ve hamilelik döneminde bu zararlı bakterilerin plasenta dediğimiz o kordon zarındaki o bariyeri geçip bebeği etkilediğini gösteren bir takım bilimsel araştırmalar da var. O nedenle hamilelik dönemindeki bulgular da bizim için çok önemli. Ortak risk faktörleri dediğimizde hani bazı hastalıkların ortaya çıkışını kolaylaştıran bazı durumlar vardır. Sigara gibi, stres gibi, yine değineceğiz bunları ama bu hastalıklar, bu faktörleri biz düşündüğümüzde benim aklıma ilk gelen hastalık kardiyovasküler hastalıklar Selim Hocam. Peki kardiyovasküler hastalıklarla diş eti hastalıkları arasında bir ilişkiden bahsedebilir miyiz? Ne tür bir ilişki vardır? Kalp hastalığı olan bireyler nelere dikkat etmeli? Bunlarla ilgili sizden bilgi alalım. Kardiyovasküler hastalıklar başlığını duyduğumuzda aslında genel bir başlık bu. Kardiyovasküler hastalıkları incelediğimiz zaman altyapısında neleri içeriyor? İskemi, işte aterosklerozis ismi verilen, yani damar kalınlaşmasına ya da damarın içerisindeki kan akışının azalmasına sebep olan hastalıklar, vücudun uzak dokularındaki atar damarlardaki hastalıklar, bunun dışında enfektif endokardit, artık bu bütün toplum tarafından bilinen bir isim. Yani kalbin iç kasının ve iç duvarındaki iltihabi reaksiyon. Ve bunun dışında miyokard infarktüs denilen kalpteki ani kan akımı durumlarını gözlemleyebiliyoruz. Geçmişte yapılan çalışmalarda kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin erkeklerde yaklaşık %25, kadınlarda da %15 olduğunu gözlemliyorlar. Ve bu durum kardiyovasküler hastalıkların enfeksiyöz, yani dışarıdan bir etki, bir patojen, bir mikroorganizma sonucunda ortaya çıktığını bize gösteriyor. Ve temel mekanizmasının da vücut yanıtıyla ortaya çıktığını bize gösteriyor. Şimdi bizim temel olarak periodontologlar olarak incelediğimiz alan olan işte diş eti dokuları ve çevre kemik dokular, vücudun dişlerden bağımsız olarak sistemik bir parçası olarak değerlendirebiliyoruz. Buralarda meydana gelen herhangi bir hastalık ileri duruma ilerlediği zaman vücutta ekstradan etkiler göstermeye başlıyor açıkçası. Ve bu da bahsetmiş olduğumuz enfeksiyöz tabloya ilave bir durum ortaya koyuyor. Bizim için burada diş eti hastalığındaki önemi nedir diye değerlendirdiğimiz zaman, özellikle periodontitis olarak adlandırdığımız diş etinde kemik dokuda yıkıma sebep olan bu iltihabi durum vücutta belli yanıtların oluşmasına sebep oluyor. Ve bu hastalık oluştuğu zaman iki büyük mikroorganizma bu hastalıkta etkin rol oynuyorlar. Ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili yapılan çalışmalarda özellikle kalbi besleyen damarlarda ya da tıkanıklık gösteren damarlarda bu bakterilerin de ortak bakteri olarak gözlendiği ortaya koyuluyor. Ve bu durumda diş eti hastalıklarında özellikle kalp hastalığı riski olanların, ailesinde genetik olarak bu tip yatkınlığı olan bireylerin daha sık diş hekimi kontrolüne gitmesinde fayda olduğunu gösteriyor bize. Yapılan çalışmalarda bu iki bakterinin dış yapısındaki diğer gargaralarda da lipitlerden bahsetmiştim. Yine bu yağ mekanizması, dışındaki bu koruyucu yağ mekanizması vücutta yanlış bir algı oluşturabiliyor. Ve vücut bunu hep artık popüler hale gelmiş olan düşük yoğunluklu kolesterol, yani kötü kolesterolü benzetebiliyor. Ve vücut ekstradan bir yanıt oluşturmaya çalışıyor buna. Ve normal şekilde vereceği tepkinin üzerinde bir tepki oluşturmaya başladığı için de yağ hücreleri de bu birikime dahil olarak damarlarda tıkanmaya sebep oluyor. İkincil olarak vücut böyle cevaplar oluşturduğu zaman haliyle damar mekanizmasında da kalınlaşmalar meydana geliyor. Ve kalınlaşmış bir damar yaklaşık olarak iç çapı azaldığı için içerisine gelebilecek herhangi bir yağ tıkanıklığı ya da ateron plaklar burada bir tıkanıklığa sebep oluyor. Bu açıdan çok önemli. İkinci olarak şu önemi var diş eti hastalıklarının kardiyovasküler hastalıklar üzerinde etkisini değerlendirdiğimizde. Antikor cevabı. Bu da günümüzde aşıyla birlikte
çok fazla gündeme gelmiş olan immünoglobulin AVG antikorlarını yine gündeme getiriyor. Ve serolojik testlerle bunları ancak ortaya koyabiliyorlar. Ve yapılan çalışmalarda miyokard infarktüs geçirmiş bireyler ve periodontal hastalığı olan ileri periodontitisli bireylerde immünoglobulin A ve G'nin yüksek seviyede olduğu gözleniyor. Bunun dışında periodontitisin ilerlemiş evrelerinde ya da başlangıç durumlarında da hep kan sonuçlarında görürüz ya, sedimentasyon, C-reaktif protein ya da CRP'nin yükseldiği görülüyor. Ve vücut herhangi bir hastalığa yakalanmasını hızlandırmaya başlıyor. Bu da periodontal hastalık açısından önemli bizim için. Diğer husus da şu: periodontal hastalığın direkt olarak kendisinden ziyade vücut içerisinde oluşturmuş olduğu ikincil mekanizma sebebiyle kardiyovasküler hastalıklara olan afinitesini arttırabiliyor. Bu açıdan hastaların, özellikle kan sulandırıcı kullanan, öncesinde derin ven trombozu geçirmiş, herhangi bir damar tıkanıklığı yaşamış bireylerin daha sık diş hekimlerine, özellikle periodontologlara gelerek başlamış seviyedeki olan diş eti hastalıklarını durdurması ya da mevcut ilerlemiş hastalığı frenlemesi gerekiyor ki hayati riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olsun. Çok güzel açıkladınız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi az önce de hormonal durumlardan bahsetmiştik. Hamilelikten sonra tabii yine erkeklerde, hormonlarda herhangi bir dalgalanma biz gözlemlemiyoruz. Ama kadınların ilerleyen yaşla birlikte menopoz süreçlerinde yine hormon seviyelerinin değiştiğini biliyoruz. Ve yine bunun da diş eti üzerindeki etkilerini gözlemliyoruz. Tabii menopoz sadece hormon seviyelerindeki değişimle birlikte gelmiyor. Ve bunun yanı sıra menopoza bağlı osteoporoz de bizim çok sıklıkla maalesef ki kadın larda gözlemlediğimiz bir durum. Tabii osteoporozda de biz bir kemik erimesinden bahsediyoruz. Diş eti hastalığı dediğimizde de yine kemik erimesinden bahsediyoruz. Ve bizim hastalarımızdan aldığımız çok fazla sorular var, değil mi İktir Hocam? Kemik erimeniz var, dişlerinizin etrafında kemik yıkımı var dediğimizde ilk karşılaştığımız soru, benim zaten osteoporozum da var. Peki bu osteoporozdaki kemik yıkımıyla hastada gözlemlediğimiz diş eti hastalığına bağlı kemik yıkımı birbiriyle aynı şey mi? İkisi arasında bir ilişki söz konusu mu? Bir de tabii ki osteoporozun tedavisiyle ilgili bir takım kullanılan ilaçlar var. Biz bunların etkilerini de biliyoruz. Onlarla ilgili de sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle osteoporozun ne olduğuyla başlayayım. Osteoporoz kemik kütlesinde yoğunluğunda bir azalma, kemiğin yapısal kalitesinin değişmesi diyebiliriz. Mineral yapısındaki bir değişiklik söz konusu ve buna bağlı olarak da bu kemik yapısı değiştiği için kemikte bir kırılmaya yatkınlık söz konusu. Ama diş eti hastalığında gözlemlediğimiz kemik kaybının, gene aynı şeyi söyleyeceğim ama esas etkeni orada bulunan bakteri birikimi. Dolayısıyla ikisinin aynı şey olduğunu söylemek yanlış. Hastalarımızın bu konudaki düşünceleri doğru değil. Ama bu iki hastalığın birbirini etkilediğine dair bilimsel veriler var elimizde. Özellikle kemik yapısını etkileyen sistemik bir hastalık dedik. Dolayısıyla kemik yoğunluğunun değiştiği, bu azalmış kemik yoğunluğunun olduğu bölgelerde de diş eti hastalığı ve sonucunda oluşan iltihabın daha hızlı ilerleyebildiği, bu şekilde de kemik yıkımına neden olduğu osteoporozun ortaya konulmuş çalışmalar var. Aynı zamanda gene osteoporoz hastalarında diş eti iltihabının ve diş eti hastalığının ortaya çıkmasının sebeplerinden bir diğeri hormonal değişiklikler. Çünkü hormonal yapılar aynı zamanda kemik yapımı, yıkımı, metabolizmaları ya da vücudun immün bağışıklık sistemindeki oradaki lokal herhangi bir iltihabi duruma karşı verdiği cevabı da değiştiren durumlar. Dolayısıyla osteoporozda hormonal bir değişiklik olduğu için de vücudun o iltihabi kaynağa karşı verdiği cevap da değişiyor. Bu şekilde de diş eti hastalığına katkıda bulunmuş olabileceği söyleniyor yapılan çalışmalarda. Dolayısıyla birbirlerini etkiledikleri yapılan bilimsel çalışmalarda bulunmuş. Örneğin
periodontal hastalığı kontrol altına alınmayan bireylerde, özellikle postmenopozal dönemdeki kadınlarda osteoporoz riskinin daha yüksek olduğu, bir yapılacağın uygun diş eti tedavileriyle osteoporoz gelişiminin ertelenmesi, geciktirilmesi gibi durumların bulunduğu çalışmalar mevcut. Dolayısıyla ikisi arasında bir ilişki var. Ama çene kemiğindeki diş eti hastalıklı hastalığı kaynaklı kemik yıkımının sebebi osteoporoz değil. Bunun dışında osteoporoz tedavisiyle ilgili bir soru sordunuz hocam. Osteoporoz özellikle 65 yaş üstü kadınlarda çok fazla tipi var, sınıflaması var. Şimdi onları açıklamak uygun değil ama özellikle ileri yaşlı hastalarda sıklıkla karşılaşılan bir durum osteoporoz. İleri yaş diş eti hastalığı için de bir risk faktörü. Yani ilerleyen yaşla beraber daha fazla hastalarımız kliniğimize diş eti şikayetiyle başvuruyorlar. Dolayısıyla da bu gelen hastalarımız arasında osteoporozlu bireye rastlama olasılığımız çok yüksek. Osteoporoz tedavisinde kullanılan farklı ilaçlar var. Tabii ki hekiminin yönlendirileri doğrultusunda. Esas olarak bu kemiğin yapısının bozulmaması ya da bozulan dokunun onarılması amaçlı kullanılan ilaçlar var. Tabii oluşan ağrıların tedavisi, hormon takviyesi gibi bir tedaviler de var. Ama diş hekimliği tedavilerinde bizi en çok etkileyen bu kemik yapısını düzeltmeye yönelik kullanılan bifosfonat ilaçlar. Bifosfonat ilaçlar 2019 verilerine göre dünyada reçete edilen ilk 20 ilaç arasında. Sadece osteoporoz tedavisinde değil, kemiği etkileyen meme, prostat, akciğer kanseri gibi herhangi bir kemik tutulumu olan malign tümörler gibi hastalıkların tedavisinde de sıklıkla kullanılıyor. Aynı zamanda kemik metabolizmasının etkilendiği osteopeni gibi, paça gibi çeşitli hastalıklarda da kullanılıyor. Dolayısıyla bifosfonat kullanan hastaya çok sık rastlıyoruz kliniğimizde. Bifosfonat kullanımının bizim için en önemli yan etkisi ilaç kullanımına bağlı çene kemiğinde görülen nekroz. Çene kemiğinde görülen 8 hafta boyunca iyileşmeyen nekrotik görüntüler şeklinde kemik dokusunun ölmesi, kemik alanları karşımıza çıkıyor. Kullanılan ilaca, ilacın alım yoluna, işte oral yolla mı alınıyor, damar içine mi enjekte ediliyor ya da ilacın cinsine bağlı olarak bu ilacın oluşturduğu komplikasyonlar değişebiliyor. Aynı zamanda hangi hastalığı tedavi etmek için kullanıldığı da önemli. Bu ilaçlar kemik yapım yıkım mekanizmasını etkilediği için yeni yapılan kemik dokusu içerisine yerleşiyor. Vücutta da en sık kemik yapım yıkımın oranının görüldüğü yer çene kemikleri. Dolayısıyla çene kemiklerine yerleşiyor bu ilaçlar. Ve oradan çok uzunca bir süre içerisinde uzaklaşmıyorlar. Yarılanma ömrü dediğimiz vücuttan atılma süreleri çok yüksek bu ilaçların. Dolayısıyla hastalar bu ilaçlara başlamadan önce mutlaka diş hekimi kontrolüne yönlendirilmeli hekimleri tarafından. Rutin diş tedavileri yapılmalı. Risk oluşturabilecek durumlar tespit edilmeli, gerekiyorsa o dişlerin daha radikal tedavilerle çekimlerine bile karar verilebilir. Bu önlemler alınmalı çünkü ilaç kullanılmaya başladıktan sonra dediğim gibi vücuttan uzaklaşmadığı için daha limitli tedavilere yönelmek durumunda kalıyoruz. Osteoporoz tedavisinde genellikle oral yoldan belli ilaçlar kullanılıyor ve bu tedavi sırasında rutin diş hekimi tedavilerinin yapılması öneriliyor kılavuzlar yönlendirilmesiyle. Aynı zamanda ağız içerisindeki iltihabi durumların bu çene kemiğindeki ölü alanların oluşma riskini artırdığı, uygun ağız hijyeni metodları ve diş eti iltihabının uzaklaştırılması işlemleri, diş eti tedavisi işlemleriyle riskin azaltılması da söz konusu. Ama bu ilaçları kullanan hastalarda özellikle
diş çekimi gibi travmatik olan gömük 20 yaş dişleri gibi ya da çene kemiğine direkt dokunduğumuz implant operasyonları gibi cerrahi işlemler bu çene kemiğindeki ölü alanların oluşma riskini artırıyor. Dolayısıyla gene bu tarz ilaçları kullanan hastalarının o ilk aldığımız sistemik hikaye sırasında mutlaka ilaçlarını, kullanım yollarını, kullanım sürelerini hakkında hekimlerine düzgün bilgi vermeleri gerekiyor. Çünkü genel sağlıklarını ve aynı zamanda ağız konforlarını ciddi oranda etkileyen bir durum. Bütün travma yaratabilecek her şey bu durumda sorun teşkil edebilir ve bu ölü alanlarının oluşmasına neden olabilir. Örneğin özellikle ileri yaştaki bireylerde rastladığımızı söyledik. İleri yaştaki hastalarımızda takıp çıkarılabilen protezlerin kullanım sıklığı da çok fazla. Düzgün yerleşmeyen, gruplar yapan hareketli diş protezlerinin bile bu çene kemiğindeki ölü alanları oluşturma riskinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gerekli tüm önlemler aslında ilaç kullanılmadan önce alınmalı. Ama tabii ki günlük rutin tedavileri, hastanın ihtiyaç duyduğu tedavileri de gerekli önlemler alınarak, gerekirse hekimiyle konsültasyon da istenerek mutlaka gerçekleştirmeli ki daha ileri, daha zorlayıcı tedavilere ihtiyaç kalmasın. Gerçekten de bifosfonatların kullanımına bağlı olarak komplikasyon yaşadığımızda hastalarla çok tatsız ve baş edilmesi güç durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O nedenle önlemlerin önceden alınması çok çok önemli. Biz diş eti hastalıklarında ya da bütün sistemik hastalıklarda bağışıklık sisteminin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar önemli olduğunu vurguladık ve beslenme dışında bizim bağışıklık sistemimizin güçlü kalmasını etkileyen sigara ve stres gibi faktörlerden de bahsettik. Peki sigaranın etkileri nelerdir Selim Hocam? Hocam sigara temel olarak zaten içerisindeki kanserojen ya da kanseri hızlandırabilecek kimyasallar ve birçok direkt olarak temas ettiği yüzeyde toksik yani öldürücü etkileri olan kimyasallarla dolu bir zararlı alışkanlık. Tabi zararlı alışkanlıkların da vücutta bir etkileri oluyor. Sigarayı temel olarak değerlendirdiğimizde sigara içen kişide içtiği andan itibaren kan dolaşımında glikoz, işte meşhur kortizol hormonu, serbest yağ asidi ve adrenalin gibi hormonların arttığını gözlemliyoruz. Bunların artmasına bağlı olarak kalbe daha fazla kan pompalanmaya başlıyor ve kalbin oksijenlenme eksiği ortaya çıktığı için daha hızlı atmaya başlıyor. Ve bunun sonucunda da genel olarak sigara içen bireylerde düşük seviyede de olsa çarpıntı olarak adlandırılan hipertansif ya da kimi zaman hipotansif durumlar ortaya çıkabiliyor. Sigaranın diş etiyle olan ilişkisini incelediğimiz zaman özellikle periodonsiyum olarak adlandırdığımız diş eti, kök yüzeyi ve kemik yüzeyi üzerinde etkileri haliyle yıkıcıdır. Çünkü sigara içimiyle beraber öncelikle vücutta bir normal bir yanıt oluşmasını engelliyor. Ve normalde elimizi çarptığımızda 10 birimlik bir cevap oluşacakken sigara sebebiyle bu 6 birimlere, 5 birimlere düşüyor. Ve haliyle vücudun iyileşme mekanizmasını bozuyor. İkincil olarak da vücut her zaman bir denge içerisinde olduğu için ve belli büyüme faktörleri salgılıyor. Bunların da sayısını azaltıyor ve böylece oluşturmuş olduğu zararlı etkiyi kalıcı hale getirmeye başlıyor zamanla. Bunun dışında da ağız içerisinde bahsetmiş olduğumuz belli başlı bakteriler var. İsmini çok değinmek istemiyorum. Hani gerek de yok bence. Zararlı bakteriler. Zararlı bakteriler diyelim. Çünkü bayağı bir var ve hani şimdi bu zararlı bakterilerin bazısı oksijenle besleniyor, bazısı oksijensiz olarak besleniyor. Sigara direkt temas ettiği yüzeylerde, yumuşak yüzeylerde belli başlı bir keratinizasyon yani doku kalınlaşması meydana geliyor. Hani toplum genelinde bilinen ismiyle nasır da diyebiliriz. Doku nasırlaştığı için de daha
bu yüzeye önceden işte oksijenle beslenen bakteriler geliyorken şimdi oksijensiz bakteriler, ki onlar daha zararlı, daha zararlı olan bakteriler birikmeye başlıyor ve oluşabilecek hastalık daha da şiddetli bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Bunun yanı sıra vücudun cevap mekanizmalarından biri olan işte lenfosit oluşumu, T lenfositler ve B lenfositler, T lenfosit ve B lenfosit sayılarında düşüklüğe sebep oluyor. Vücut çünkü daha yani zor yanıt vermeye çalışıyor. Savunma hücrelerimizi, bizim askerlerimizi kendi alanına çekiyor aslına bakarsanız hocam. Bunun dışında da nikotin ve kotin maddelerini içeriyor sigara ve bunlar temas ettiği yüzeylerde direkt damar büzülmesine sebep olan etki gösteriyor. Ve haliyle de oluşabilecek herhangi bir hastalık mekanizmasını gölgelemeye başlıyor. Ve insanlar kendisinde diş eti hastalığı olmadığını zannediyorlar. Oysa ki ağızdaki mukoza ve diş etindeki damarlanma azaldığı için ve oksijenlenmeleri azaldığı için de oluşabilecek vücut cevabı gölgelenmiş oluyor. Ve bu sebeple de sigara içen bireylerde bahsetmiş olduğumuz keratinizasyon ve kan akımının yavaşlaması sebebiyle daha az kanama görülebiliyor diş etlerinde. Ve insanlar kendisini sağlıklı olarak atfedebiliyorlar. Bunun dışında sigara özellikle 2. Dünya Savaşı'nda ortaya çıkmış olan belli bir hastalık var. Ve aniden ortaya çıkan ve diş etlerin etrafında beyaz döküntülerle karakterize şiddetli ağrılı bir tablonun oluşmasında ve bunun bakterisinin güçlenmesinde etki gösteriyor. Diğer husus da şu, yapılan çalışmalarda sigara kullanımı sebebiyle sigaranın diş yüzeyinde gözle görünmeyen şekilde başlayıp zamanla gözle görülebilen birikimlere sebep olduğu ve bu birikimlerin de plak birikimini hızlandırdığı, plak birikiminin hızlanmasını müteakip diş taşının da daha fazla görülebildiğini söylüyorlar. Buradaki öne sürülen mekanizma temel olarak sigaranın tükürük akışını arttırması ve kalsiyum fosfataz isimli enzimin aktivasyonunu arttırmasına bağlı olarak diş taşın arttırdığı ve diş taşı arttığı için de periodontal hastalıkların artabileceğinden bahsediliyor. Sigara ile ilgili diğer aklımıza gelebilecek sorulardan biri de ben sigara içiyorum, dental implant yaptırmak istiyorum. Sigara dental implantlar için direkt olarak dental implant kaybında direkt olarak hızlandırıcı faktör olarak artık kesin kanıtlanmış ve kabul edilmiş bir durum. Ve sigara içenlerde yaklaşık 2,5 kat daha fazla implant kaybı olabileceğini yapılan çalışmalar artık kanıtlamış durumdalar. Sigaranın oral kanserlerle ilgili olan ilişkisini değerlendirdiğimizde de sigara direkt olarak kanser yapar demek doğru değil. Ancak kansere sebep olabilecek, kanserin olmasını engelleyebilecek vücut hücrelerini yavaşlattığı için prekanseröz lezyonlar, yani kanser öncesi kansere benzeyen lezyonların oluşmasına yatkınlık oluşturabiliyor. Onun dışında da diğer bir sigara ile ilgili, çünkü konuşursak 5-6 saati bulur. Evet, sigara tek başına çok zaten küçük bir program konusu. Evet hocam. Son küçük bir şey daha eklemek istiyorum. Sigara içeriğindeki kimyasallar sebebiyle az önce bahsetmiştim, damarlanmayı bozuyor ve bunun dışında da melaninin yanlış yerlerde birikmesine sebep olup yanlış reaksiyonlar vermesine sebep oluyor. Bu da diş etlerinde siyahımsı, kahverengimsi, ten rengine göre değişen koyu lekelenmelere sebep oluyor. Sigarayı özetle bu şekilde aktarabilmişimdir umarım. Sigara tabii çok önemli. Yani en çok önemli olan bence kısmı da sizin de vurguladığınız gibi damarsal değişiklikler ve damarsal değişikliklerden dolayı bizim diş eti hastalığında tek belirti, ilk belirti dediğimiz kanama bulgusunu baskılaması. Kanama bulgusu ortadan kalktığında kişi hasta olduğunu dahi algılayamıyor. Hatta bazen sigarayı bırakan hastalarımızdan şöyle serzenişler duyabiliyoruz. Benim sigara içerken diş etlerim kanamazdı, sigara içtikten sonra kanamaya başladı. Sigara diş etlerime yararlıydı. Halbuki sigara hastalığın bulgusunu
gölgelediği için belirti ortaya çıkmadığından kişinin var olan hastalığının sinsi olarak ilerlemesine ve bu yıkımın çok hızlı olmasına yol açan bir faktör. Tabii ki hem oral kanserlere hem diğer kanseros hastalıklara yatkınlığı artırması, kardiyovasküler hastalıklara yatkınlığı artırması hani zararları saymakla bitmiyor ama diş eti hastalıklarındaki yeri de oldukça önemli. Bir diğer faktör de yine bizim sistemimizi etkileyen stres. Eskiden biz tabii ki yani bizim bütün diş eti hastalıklarımızda mikrop tabakasının birikimi olmazsa olmazdır. Ama hastalığın ilerlemesini kolaylaştıran bir takım faktörler vardır. Bunlardan biri de stres. Geçmiş dönemlerde bu benim çok yadsıdığım bir bulguydu ama uzun dönem takip ettiğim hastalarda ani eş kayıpları ya da çok stresli dönemlerden sonra ileri yıkımın ani bir şekilde gözlemlendiğini gördüğüm hastalarım oldu. Dolayısıyla hayatımızda stresin yerini de mutlaka azaltmaya çalışmamız gerekiyor. Bizler bugün genel sağlık, COVID ve diş eti hastalıkları ile ilgili bulguları derlemeye çalıştık, belirtileri anlatmaya çalıştık. Tabii ki ağız bütünün bir ayrılmaz parçası ve ağızda olan şey ağızda kalmıyor, bütün sistemleri etkiliyor. O nedenle sadece genel sağlığımıza değil, ağız sağlığımıza, beslenmemize, stres seviyemize, zararlı alışkanlıklarımıza çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimize sağlıklı günler diliyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler.